Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Asitler ve bazlar konumuzla beraberiz. Tonguç Evladım benim hazır mısın? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber inanılmaz önemli, inanılmaz da güzel bir konuşacağız gerçekten de. Bak mesela yediğimiz iç, yemeklerde, içeceklerde ve benzeri işte çok asitli midem yandı. İşte yok bilmem mide asit düzenleyici var gibi böyle bazı konular mutlaka geçmiştir. Senin hayatında mutlaka böyle şey olmuştu. Mesela işte kola falan içersen miden yanar mı senin? Yanar hocam. Aynı öyle. Gerçekten her çoğu insanın yanar. İşte bunun gibi kola içme bu arada zararlı. Şimdi i̇şte bunların her birisi aslında Günlük hayattan örnekler ve bunlar asit ve bazlarla alakalı. Şimdi senle beraber çok güzel, çok da özel bir konu işleyeceğiz. Ama öncesinde tabii ki sana görevlerini vermek istiyorum. 6. haftadayız. Süper Sonic kitabımızdan test 54, 56, 58 ve 59 görevimiz var. Bu konu geniş bir konu bu arada. Dinamo kitabımızdan 44, 46, 48 ve Zoru Bankamızdan 36, 37, 38. testlerimiz var. Tabii ki fen kısımlarından ve tüm dersler soru Bankası fen kısmından da test 13, 14'ü görevin olarak veriyorum. Hadi bakalım görev niyeti bu arada puanlarını kazandığın zaman tomucakacademy.com adresimizde gözüküyor kendi Tonguç kap butonuyla girdiğin zaman, girişini yaptıktan sonra ona da bakıp puanını takip edebilirsin diyoruz. Bu derste neler göreceğiz? Bir kere asitlere bakacağız, bazlara bakacağız, pH kavramına bakacağız. pH diye de okuyabilirsin ama pH denir genellikle. Asit yağmurlarına bakacağız ve bu dersimizi noktalanacağız. Asitler ve bazların temel özelliklerini hemen sana hızlıca anlatmak istiyorum. Bir kere asitler ekşidir, bazlar acıdır. Şimdi Tonguç Eren Bey bunları hatırlayabilmek için asitlerle ilgili çok net bir şekilde sana çok basit bir şey göstermek istiyorum. Asit deyince aklına Tonguç evladım benim limon gelsin lütfen. Limonu gördüğün anda asit gelsin aklına. Limonu ağzına aldığın zaman nasıl bir tad hissedersin? Ekşi hocam. Aynen öyle ekşi. İşte limon görünce asit diyeceksin aklına getireceksin. Ve aynı zamanda hemen şöyle yapalım. Farklı bir renkle yapalım bunu da. Bu da Tonguç evladım benim. Baz deyince aklımıza da şöyle bir Kalıp sabun gelecek gerçekten de baz genellikle temizlik malzemelerinde kullanılır ve Hacı e, Şakir Şakir'e diyelim bu sefer de Hacı Şakir'e yani Tonguç e, sabunları gibi düşünelim bu sabun görünce de aklımıza tak diye baz gelecek mesela gözlerimizi yakar değil mi baz işte aynı onun gibi düşün tatları ekşi olanlar asit e, acı olanlar bazdır ve Dikkat edelim asitler eli yakarlar yani birazcık daha böyle asidik şeyler mideyi yakarlar eli yakarlar ama bunlar ise ele kayganlık hissi verirler zaten sabun gibi düşünebilirsin. Asitlerin çok önemli bir özelliği var Tonguç Eren Bey'im o da hasitler. Nasıl yani hocam? Ne alakası var evladım benim? Hasitler dediğim şey evladım benim. H artı iyonu verdiği için hasit diyoruz bunlara. Yani hidrojen artı iyonu sulu çözeltilerine veren maddeleri biz asit diyoruz. Ve bazıların da özelliği Tonguç mı? Bazo. Bazo dediğimiz şey de elimizi böyle sabunla yıkadığımız zaman oh be ne güzel tertemizleriz ya. Bazoh da oradan geliyor aslında. Bazlar OH eksi iyonu verir su çözeltlerinde, asitler H artı iyonu verir. Ve sulu çözeltileri ikisinin de elektriği, elektrik akımını iletirler. Bu da önemli bir özellik. Çünkü ikisinde de artı ve eksi olmak üzere iyonlar veriliyor suyun içerisine. Yani suyun içine attığımız zaman bunlar aslında iyonlaşıyor diyebiliriz. Şimdi bir kere günlük hayattan bazı asitler sana söylemek istiyorum. Limon, elma, portakal, domates, bak bunlar aslında çilek. Bunların aslında çoğunlukla dikkat sen meyve sebze olduğunu görebilirsin. Asidiktir bunlar. Ama aynı zamanda aynı zamanda mesela süt, çok zayıf asit de olsa asitlik var içinde. Yoğurt, aynı zamanda işte kahve, aynı zamanda sirke üzümden yapılan e, kola bunlar da asidik özellik gösterir. Yağmur suyu da asitlik özellik gösterir. Şimdi bunlar günlük hayattan örnekler. Çoğunlukla meyveler asidik özellik gösterirler. Çok sağlıklıdır. Çok da faydalıdır. Asit işte illa zararlı manasına gelmiyor. Yediğimiz besinlerin çoğunda asit var aslında. Bunu unutmayacağız. Bazlara baktığımız zaman genellikle temizlik malzemeleri sabundur, deterjandır, çamaşır çamaşır suyudur, diş macunudur, işte cam sildir ve benzeri bunların çoğu baziktir. Yani baz özelliği gösterir ama aynı zamanda insan kanı, işte mide ilaçları, tükürük, aynı zamanda kabartma tozu da bazik özellik gösterir. Bunlar da günlük hayattan baz örnekleridir diyebiliriz. Tabii Temizlik malzemelerinden asidik olanlar da var ama genel olarak meyve sebzeler yediğimiz besinlerde çok asit var e, ama aynı zamanda da bazılar da temizlik malzemelerinde karşımıza geliyor. Midemizle rahatsız olunca aslında mide ilaçlarında bazik özellik gösteriyor çünkü midemizde inanılmaz kuvvetli bir asit var. Tuz ruhu dediğimiz gerçekten de hidroklorik asit dediğimiz çok önemli bir asit var. Birazdan anlayacağım. Şimdi bir kere. Yaygın olarak kullanılan asitler ve bazları gerçekten bilmemiz gerekiyor. Şimdi asidin formülüne başlayalım. Şimdi bir kere HCl yani hidroklorik asit tuz ruhu aslında mide asidi olarak da biliniyor ve bu gerçekten de hidrojen klorür dediğimiz çok önemli bir asittir ve hidroklorik asit olarak adlandırıyoruz ama bu midemizin içerisinde var. Tuz ruhu olarak temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Ve benzeri birçok yerde var karşımıza çıkıyor. Veya H2SO4 yani sülfürik asit. Zaç yağ olarak da biliniyor. Mesela bu da e, kadınlarda mesela ağda yaparken kullanılıyor örneğin. Nitrik asite baktığımız zaman HNO3 kezzap çok yoğun böyle temizlik için bazen böyle çok sert temizlik için kullanılan kezzap da e, nitrik asit olarak biliniyor. HNO3 şeklinde bir formülü var bunların. Bazılara baktığımız zaman bak NAOH ko Jo, yani dikkat edelim asitlerin başlarında H var H var H var o yüzden biz bunlara hasit diyoruz bazların da sonlarında oh var baz oh dememizin sebebi bu bak oh 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 yani dolayısıyla sabun gibi yıkadığımız zaman bak nao ko e, caoh. iki ama burada iki tane varmış işte, önemli değil ama bak sodyum hidroksit bu sodyum olduğu için sodyum hidroksit buna biz hidroksit iyonu diyoruz bu arada potasyum hidroksit bu potasyum olduğu için bu hidroksit potasyum hidroksit kalsiyum hidroksit olarak adlandırılıyor bunlar bunların adları ise tabii piyasa adları sud kostik potas kostik ve sönmüş kireç kalsiyum hidroksite sönmüş kireç olarak adlandırıyoruz ve NH3 dediğimiz özel bir baz var bu da aslında içinde oh olmamasına rağmen suya atıldığında oh verdiği için yani Hidroksit iyonu verdiği için biz buna baz diyoruz. Amonyak çok önemli bir bazdır ve bu baz gibi gözükmez, asit gibi gözükür. Çünkü sonunda oh yoktur. Ve dikkat edelim en aşıcı gördüğün zaman dersiniz Ya bu kardeşim baz değil ama sonunda oh yok. Ama buna özel olarak istisna diyoruz. Bunu bilelim lütfen çünkü sınavlarda falan filan çıkabilir. Bazı yerlerde de bazı zor sınav kitaplarında da CH3COH diye bir e, asit vardır normalde. Bu tak diye olan baz bu ya diyebilirsin içinden. Ama sonundaki H'den kurtulduğu için bu asittir mesela. Bu e, mesela işte e, bizim e, sirkelerdeki ve benzeri asittir. Aslında bu asit olmasına rağmen baz gibi gözüken bir asittir diyebiliriz. Amonyağı da bilmemiz gerekiyor. Amonyak da bizim vücudumuzda üretilen bir madde ve bazik özellik gösterir diyorum. Şimdi peki bunlar niye asit ve niye baz oluyor? Bunları suya attığımız zaman H artı yonu verirse asit oluyor. OH eksi yonu verirse de baz oluyor. İşte bak Hidroklorik de suya attığımız zaman ne vermiş buraya evladım benim? H iyonu varmış hocam. H iyonu doğru süpersin harikasın. E ve burada NaOH'ı yani su kosti attığımız zaman da OH eksi iyonu vermiş. O zaman bu kesinlikle asittir. Çünkü H iyonu vermiş. Hop burada baz için bazdır diyebiliriz. Ba oh iyonu verdiği için. Veya H2'ye soru sülfürik asit. Bak hidroklorik asit, sülfürik asit, fosforik asit mesela bu da. H3PO4. Bunların hepsi H artı iyonu vermiş gördüğün gibi. Hatta kolanın içerisinde aslında asit var mıdır? Evet vardır köpürür falan filan ama asit de Kolanın içerisinde karbondioksittir. Karbondioksit de aslında yani bizim normalde nefes verirken kullandığımız karbondioksit suyla birleştirdiğin zaman bir anda H artı yonu verir. Ve bunu gördüğün zaman diyeceksin ki o zaman karbondioksit de bir asitmiş diyeceğiz. Aynı şekilde burada oh verenleri zaten görebiliyoruz. Magnezyum hidroksit, alüminyum hidroksit hepsi oh vermiş ama Amonyağın içinde oh yok. İşte Amonyağı da suyla birleştiğin zaman bir anda tak diye oh çıkıyor. Yani ba baz olduğunu tak diye anlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz amonya baz diye görebilmemizin sebebi suyla birleştiğimiz zaman suyun içine attığımız zaman oh iyonu vermesi. Karbondioksit asit olarak görmemizin sebebi kolanın içindeki bu arada. Haş iyonu vermesi suda çözünme olayları bunların hepsi aslında. Hepsini suyun içine atıyoruz böyle oluyorlar. Hepsini suyun içine atıyoruz böyle oluyorlar. Dolayısıyla oh verenlere baz bu haş verenlere de asit diyoruz. Bu kadar basit aslında. Şimdi bir kere asit ve bazların şöyle bir e, özelliği var. Asit ve bazlar bir araya geldiği anda tuz ve suya dönüşüyorlar. Yani asit ve bazlar birbirlerinin aslında e, böyle tam nötralleşmesine diyoruz aslında. Biz bunları birleştirdiğim zaman da nötrleşiyor. Tuz ve su ne asittir ne bazdır asit özelliği gösterenler, baz özelliği gösteren bir araya geldiği zaman bunlar aslında birbirinin tam zıttıdır, düşmanıdır. Ve bunlar bir araya gelince e aslında sakinleşiyorlar ve tuz ve suya dönüşüyorlar. Bu da asit baz tepkimesi olarak adlandırılıyor. Asit baz kimyasal bir tepkime bu arada. Asit baz tepkimesi dediğimiz şey diğer bir adıyla de nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılabiliyor. Mesela bir örnek hidroklorik asitle e, kostik sodyum hidroksit birleştiği zaman aslında bunun e, haşıyla bunun OH'ı birleşiyorlar ve suyu oluşturuyorlar bunlar H ve OH birleşirse bak dikkat et H ve OH birleşirse iki tane hidrojen oluşur H2 bir tane oksijen H2O yani suyu oluşturuyorlar artı artı bir de buradaki Tonguç evladım benim e, sodyumla klorür birleştiği zaman da sodyum klorürü oluşturuyor yani sodyum klorür de aslında tuz dediğimiz şey Tuz ve su oluşmuş oluyor. İşte buna biz klasik bir asit baz tepkimesi, nötralleşme tepkimesi diyoruz. Bu da aklımızda kalsın ama biz asit ve bazları nasıl ayıracağız? Yani asit ve baz olduğunu bir maddenin nasıl anlayacağız? O da çok basit. Burada şöyle bir e, bazı teknikler var. Birincisi en önemlisi turnusol kağıdı. Hiç duydun mu turnusol kağıdını? Duymadım hocam. Turnusol kağıdı aslında böyle bir e, bir tane bir şerit kağıt gibi düşün. Yani mesela şöyle yapalım, hemen şöyle yapalım. E, şimdi bu kağıtları ha, şöyle yapalım. Şöyle. Tunuzo kağıdı şöyle bir parça tamam mı? Şöyle bir parça. Şimdi ben bunu suyun içine daldırıyorum. Böyle bir tane kap var diyelim. Burada var mı hiç yok neyse. Burada bir bardağın içine mesela daldırıyorum bunu. Sonra çıkartıyorum rengi değişiyor. Bu turnusol kağıtları ya kırmızı olur Tonguç evladım benim. Ya kırmızı olur. Ya da bu turnusol kağıtları mavi olur. Yani piyasada satılanlar ya mavi ya kırmızıdır. Şimdi eğer ben bir turnusol kağıdını e, asidin içine daldırırsam bu kırmızı e, yapar e, turnusör kağıdını eğer mavi bir turnusör kağıdını daldırırsam asitin içine bir anda mavi turnusör kağıdının şu ucu resmen şu hatta şöyle çizeyim şöyle bir turnusör kağıdını daldırdım ve bu normalde maviydi maviydi ama ucu bir anda kırmızıya döndü ya kardeşim ne oluyor kardeşim burada dediğin anda diyeceksin ki demek ki daldırdığım sıvı asit özelliğinde bir sıvıdır diyeceksin. Yani şurada daldırdığım sıvı asit özelliğinde bir sıvıdır. Mavi trinsolit daldırdığım zaman. Peki eğer ben eğer ben şöyle yine başka bir sıvıya başka bir sıvıya şöyle bir sıvıya e, kırmızı turnusol kağıdını daldırıyorum. Kırmızı turnusol kağıdını daldırdığım zaman ucu bir anda maviye dönüşüyor. O zaman diyeceksin ki hoppa o zaman sen bassın diyeceksin arkadaşım sen bassın. Çünkü Asitler kırmızı yapar bazılar da mavi yapar. Eğer peki asidin içine ben kırmızı türnüsör kağıdı daldırsaydım ne olurdu? O zaman hiçbir şey değişmez zaten. Asit kırmızı yapar da kırmızıyı kırmızıya da, asite daldırdığın zaman hiçbir şey değişmez. Eğer ben bazın içine mavi turnusör kağıdı daldırsaydım yine hiçbir şey değişmezdi. Çünkü zaten baz mavi yapardı aynen kalırdı. Dolayısıyla ben bir şeyin asit mi baz mı olduğunu bunun içine turnusör kağıdı daldırarak bulabiliyorum. Renk değişimi varsa hangi yönde de renk değişimi varsa ona göre karar verebiliyorum. Kırmızı yapanlar asit, e, mavi yapanlar bazdır diyorum. Hatta bununla ilgili bir tane e, özdeyiş de var. Anne kızartır baba mor artır. Mor maviye yakın ya. Anne, anne... Kızartır kızartır yani asitler kızartır e, turnusol kağıdını e, baba morartır yani bazlar da e, morartır hani anne bir şey yaparsa hani çok fazla bir etkisi olmaz ama baba bir çakarsa bize gerçekten e, morartır aslında oradan geliyor diyebiliriz turnusol kağıdı çok net. Asit ve bazların ayıraçları yani bir şeyin asit mi baz mı olduğunu oradan anlıyoruz. Ayıraç dediğimiz şeyin diğer bir adı da bu arada belirteç. Yani belirtiyoruz bu asit mi baz mı? Ayırıyoruz bu asit mi baz mı? Peki metil oranj diye bir sıvı daha var. O sıvıyı asit ve baza damlattığım zaman da metil oranj kırmızı renk alıyor asitler. Bazlarsa sarı renk alıyor. Fenol denilen bir yine bir ayıraç var. O da Asidde damlattığın zaman renksiz kalıyor. E, baza damlattığın zaman da kırmızı renk alıyor diyoruz. Bu da fenolfeterin özelliği. Tabi kırmızı lahana suyu ve benzeri farklı araçlarda var da bunların en popüleri turnusör kağıdını çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor mu? Sınavlarda gerekmiyor. Genellikle yazıyorlar ama... Yine de turnusör kağıdını kesin bilelim. Turnusör kağıdı karşımıza çok çıkar. Fenol de mesela bazılarda bazlarda kırmızı renk aldığını. Çünkü normalde asitler hep kızartıyordu. Ama bazda bu kızartıyor. Asitte de renksiz kalıyor. Bunu bilelim. Bu da çok popüler bir ayraçtır diyorum. Şimdi de geldik. PH yani potansiyel hidrojen değeri dinden bir değer var. Şimdi asit bazlarda şöyle bir şey var. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir çizelge var. Tonguç Eylül Bu çizelgenin Burası sıfır, burası on dört. Bu ne demek? Potansiyel hidrojeni gösteriyoruz aslında. Sıfır, burası da on dört şeklinde. Tam ortası nedir sıfırla on dördün? Yedi hocam. Harikasın, yedidir diyebiliriz. Şimdi sıfırla on dördün, yedi. nereden çıktı bu rakamlar? Çünkü öyle bir çizelge bulmuşlar ki... ...asitler sıfırla yedi arasında bulunan bir potansiyel hidrojen değerine yani pH değerine sahiptir. Bazlarsa 7 ile 14 arasında bulunan bir potansiyel değerine ya yani pH değerine sahiptir. Şimdi buradaki ya kardeşim e burada 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Eyvallah. Bunların hepsi asit mi? Evet, bunların hepsi asit. 7 bu arada nedir dediğimiz zaman 7 aslında kendi başına ...nötürdür. Yani ne asittir... ...ne bazdır. Zaten asit ve Tam ortası nötürdür. Nötür deyince... aklımıza ne gelecekti? Tuz ve su gelecekti. Bu çok önemli. Dolayısıyla asitler... ...ve bazların aslında temel mantığı... ...bu nötür dediğim şeyde... E, ...aslında tuzdur ve sudur... ...diyebiliriz. Hatta su ile... ...saf su diyelim buna. Saf su... ...nötür özellik gösterir. Peki asitlerde... ...bir olabilir, altı olabilir. Ne farkı var? Bu bir ya da altı olabilir. Ne farkı var? Burada... 7'ye ne kadar uzak olursa o kadar kuvvetli oluyor. Mesela bazılarda da 8 pH'lı var, 13 pH'lı var. Ne kadar uzak olursa o kadar kuvvetli oluyor. Hatta ben şöyle çiziyorum. Asitlerde mesela buradaki kuvvetliliği göstermek için böyle çok yoğun çiziyorum. Ondan sonra böyle birazcık yoğunluk azalıyor. Böyle birazcık yoğunluk azalıyor. Yoğunluk bayağı azalıyor ve böyle oluyor aslında. Burası çok kuvvetli asit. Hatta şöyle bir çizelge var burada. Burası çok kuvvetli asit. Buraya doğru yavaş yavaş zayıflıyor asit. Aynı şekilde bazlar da öyle. Bazlar da yeniden ne kadar uzaklaşırsa o kadar kuvvetleşiyor baz. O kadar kuvvetli oluyor baz. Sonrasında sonrasında zayıflamaya başlıyor. Zayıflamaya başlıyor ve baz gerçekten de 7'ye doğru zayıflıyor. Zaten buradaki çok mantık çok basit aslında. Eğer çok kuvvetli bir bassa 13 ...12 gibi pH'lere sahip oluyor. Eğer çok kuvvetli bir asitse ise... ...burada ters bir şey var. 6 değil de... ...1'i seçmen gerekiyor. Yani 1... ...0'a yakın 2 ve benzeri... ...bunlar daha kuvvetli asit oluyor. Bu da asitlerin kuvvetliği. Mesela bir örnek... ...vereyim sana. 0 ile 14 arasında... ...dikkat etsen 7 nötr. Saf su... E, ...mesela bu, bunun gibi... E, ...veya tuz da aynı şekilde... ...nötr kısmına giriyor. Ama mesela... ...elma 3 ve 4 arasında... ...süt 6'da, muz 5'te... ...domates 4'te. Mesela... Hemen bana söyler misin? Limon mu daha kuvvetli asittir? Süt mü daha kuvvetli asittir? Limon hocam. Tebrik ediyorum seni. Çünkü ne kadar 7'den uzaksa o kadar kuvvetli oluyor. Mesela hidroklorik asit 1'e yakın. Neredeyse yani sıfıra yakın neredeyse. Dolayısıyla acayip kuvvetli bir asit. Mide asiti çok kuvvetli bir asit. E, limon kuvvetli bir asit. Ama baktığımız zaman işte süttür, muzdur, domatestir bunlar daha kuvvetli asitler diye düşünmesin. Aynı şekilde diş macunu, karbonat daha zayıf bazlar ama sodyum hidroksit işte temizliği çamaşır suyu ve benzeri bunlar kuvvetli bazlar şeklinde düşüneceğiz. Hemen şöyle bir soru yapalım doğru mu yanlış mı? En asidik madde ne maddesinde? Bak sıfırdan on dörde kadar gidiyoruz. En asidik madde dediğim şey asit özelliğini en fazla gösteren. Dolayısıyla e, aslında yedi nötürdü. Bak mesela M saf su olabilir. Evet M nötür olduğu için saf su bir Buna doğru diyebiliriz. L'nin pH değeri K'den büyüktür. L'nin pH değeri 4. K'nin 11 hayır L K'den küçük olmak zorunda bu yanlış. N maddesi K'ye göre daha baziktir. Şimdi ne N maddesi K'ye göre daha bazik mi? Evet. Şimdi baz olması için buralarda yani 14'e yakın asit olması için de sıfıra yakın olması gerekiyor. Sıfırla 7 arası olması gerekiyor. N maddesi K'ye göre daha bazik. Mi? Evet. N 14'e daha yakın yani e, uçlara daha yakın dolayısıyla bu da doğru bir özellik. En asidik madde ne maddesi Asit olması için sıfıra daha yakın olması için çok kuvvetli asitler burada. Dolayısıyla en asidik madde e, ne maddesi doğru. K maddesi mavi turnusörü kırmızıya çevirir. K maddesi mavi turnusörü kırmızıya mı çevirir yoksa aynı mı kalır evladım benim? Kırmızıya çevirir hocam. Hayır patladın kırmızıya çevirmez kırmızı olmaz. Bak dikkat et evet. K maddesi bir kere baz tonguç evladım benim. Bu Mavi turnu söyle hiçbir etki yapmaz. Çünkü zaten kendisi bazdır. Bu yanlış. Mesela hemen sana bir soru. L maddesi eee Mavi turnusörü ne yapar? Kırmızı yapar. Harikasın kırmızı yapar. Bravo diyorum sana. Harikasın kırmızı yapar. Çünkü bu bir asittir. Dolayısıyla bunlar da bilmemiz diyor. Peki e, ne maddesi kırmızı turnusörü ne yapar evladım benim? Hiçbir şey yapmaz. Çünkü zaten asittir. Kırmızı sör kırmızı kalır. Asitler kırmızı yapar zaten diyoruz. Ve bu arada Tonguç dershanemizle alakalı bir kampanyamız vardı. Hatta bu kampanyamızın da bir kodu vardı. Ve bu kampanyamız Aralık sonu itibariyle bitecek. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Ve şunu da göstermek istiyorum kişiye özel kitaplarımız mesela işte Ebrar'ın kitabı gelmiş Yusuf'un kitabı gelmiş bunun her birisi kendi yaptıkları hatalara göre ve farklı sayfa sayısında buradan onu söylemek istiyorum Kutlu Çınar'ınki gelmiş. İşte Ubeydullah'ın gelmiş. Bunlar kişiye özel soru bankaları. LGS dershanemize veriyoruz. Uraz'ınki gelmiş. Toprağ'ınki gelmiş. İşte bunların her birisini teker teker arkadaşlarımıza kargolayacağız şimdi. Ve dershanedeki arkadaşlarımız bu sene çok büyük başarılar bekliyoruz. Siz de aramızda görmek istiyoruz. LGS dershanemize katılabilirsiniz. Hala geç kalmadınız. Çünkü hep telafi derslerimiz devam ediyor. Hep aynı şekilde katılım için kişiye özel koçlarımız size destek oluyor. Onu da söylüyorum ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Asit ve bazı madde üzerindeki etkilerine baktığımız zaman tonkusha el asit metallere mermere ve ete etkiler. Hatta elimize döktüğümüz bile elimizi yakar. Dolayısıyla Asitler metalleri, mermeri ve eti aşındırır aslında. Etkiler dediğimiz aşındırır. Dolayısıyla ben asit bir sıvıyı mesela metal bir kapta saklayamam. Veya işte mermer bir kapta saklayamam. Veya işte asitle eti yan yana bırakamam. Onu hemen şey yapar. Aşındırmaya başlar. Bazlarsa... Mesela işte bulaşık deterjanları falan filan da öyle yapıyor. Camları porselene etkiler, hatta camları aşındırır. Hatta bulaşık makinesinde sürekli yıkanan cam bardaklar mesela artık böyle beyazlaşmaya başlar. Yani aşındırır çünkü bazlar diyoruz ve cam ve porselene etkileri de bilmemiz gerekiyor. İşte bazı bir maddeyi cam bir kapta saklayamam gibi bazı sorularda gelmişti. Ama ikisini mesela plastikte saklayabilirim ve benzeri düşünebilirsiniz. Peki asit yağmuru nedir? Şimdi biz günümüze tonguçlar ne yazık ki bir sürü egzoz gazı, fabrikalardan çıkan zararlı gazlar ve benzeri doğaya veriyoruz ve bunların başında karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları geliyor. Ve bu gazlar yukarıya doğru çıktıkça burada bulutlarla karşılaşıyor ve bulutlarda reaksiyona giriyor tonguçlar. Mesela NO2 gazı, NO2 gazı suyla yani buluttaki suyla reaksiyona girip HNO3 asidini oluşturuyor Tonguç evladım benim. Ve aynı zamanda SO2 gazı yine suyla reaksiyona girip tak H2SO4 sülfürik asidi oluşturuyor. Nitrik asidi oluşturuyor. Veya karbondioksit gazı yine h 2 ile reaksiyona girip H2CO3 yani karbonik asit oluşturuyor. Şimdi bunların her birisi tepemizden yağmurla beraber yağarak tarihi eserlere zarar veriyor. Toprağın verimliliğini düşürüyor. Su e, kaynaklarını kirletiyor. E, ağaçların çürümesine yol açıyor. İşte arabaların boyalarının eskimesine yol açıyor. İşte buna bir asit yağmuru diyoruz. Bunlar genellikle sanayinin olduğu bölgelerde işte İzmit'tir, işte sallıyorum e, aynı zamanda işte yoğun İstanbul'dur. İstanbul'da da çok fazla oluyor çünkü İstanbul'da çok fabrika var. Bunların olduğu bölgelerde daha fazla asit yağmuru oluşuyor ve bunlar da hem birçok şeye zarar veriyor hem e, besinlerin e, verimliliğinin nemlerini azaltıyor, bitkilerin verimini azaltıyor ve benzeri birçok yan etkisi var. Asit yağmurlarını engellemek içinse fabrikalara filtre takılması gerekiyor. Aynı zamanda egzozların e, muayenesinin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda bu gazların salınımının azaltılması gerekiyor. İşte fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiler çok önemli diyorum. Ve hadi bakalım birkaç soru yapalım sana beraber. Bir maddenin pH'ı 0-7 arasında ise asit, 7 10 arasında bazdır. Zaten biz biliyoruz bunu. 7 ise nötrdür. XYZ maddenin sulu çözeltinin pH değerleri verilmiştir x 5'miş, y 7'ymiş, z 12'ymiş. Hangisi yanlıştır demiş maddelerle ilgili. Bir kere ben bunun hemen asit olduğunu söyleyeyim. Bunun hemen nötr olduğunu söyleyeyim. Bunun hemen baz hocam. Harika baz olduğunu söyleyebilirim. Bravo diyorum sana. Çünkü 7 ile 14 arasında baz. Y çözeltisi nötrdür. Doğru. X çözeltisi ele kayganlık hissi verir. Şimdi X çözeltisi asittir. Ele kayganlık hissi veren bazdı. Baz sabundu ya hani. Bu yanlış. Z çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Z bir kere bazdır. Mavi yapardı. Anne kızartır, baba mor artır. Baz mavi yapardı. Bu doğru. İlk çözeltisi bazlarla tepkime verir. Asitlerle bazlar bir araya geldiğinde ne oluşuyordu? Hemen bunu yazmak istiyorum. Tepkime veriyordu. Tuz ve su oluşuyordu. Evet doğru bu da. Çünkü X bir asittir bazlarla tepkime verir. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geldik diğer sorumuza. Asitler mavi tünsör kağıdını kırmızı, bazlar ise kırmızı tünsör kağıdını maviye çevirir. İçlerinde hangi sulu çözeltilerin bulunduğu bilinmeyen özdeş 3 cam şişede ayrı ayrı asit, baz ve tuz çözeltileri bulunmaktadır. Şişelere ayrı ayrı hem kırmızı hem mavi tünsör kağıdı batırılmıştır ve renk değişimlerine göre tablo oluşturulmuştur demiş. Şimdi böyle bir LGS sorusu vardı. Tablo ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz birinci deney şişesinde mavi tünür kağıdı batırılmış ve kırmızıya dönüşmüş. O zaman birincisinin hemen asit olduğunu söyleyebilirim. Çünkü maviyi batırıyorsun kırmızıya dönüşüyor. Kırmızı zaten kırmızı kalmış tamam problem yok. Maviyi kırmızıya dönüştürüyorsa tak diye asittir diyebiliriz. Çünkü anne kızartırdı. Bak maviyi değiştirmemiş. Kırmızıyı kırmızı bırakmış. O zaman ne maviyi değiştirmiş ne kırmızıyı değiştirmiş. O zaman bu nötrdür diyebiliriz. Ne asittir ne bazdır. Buna baktığımız zaman maviyi mavi bırakmış, kırmızıyı maviye çevirmiş. O zaman bu kesin bazdır. Kırmızı, ma yani maviye döndüyse anne kızartır, baba mor artırdan aslında bunun baz olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 3 denen şerindeki çözeltiler karıştırılırsa birbirinin etkisi azalır. Ee, evet, gerçekten asit ve baz karıştırılırsa ne olurdu? Nötralleşme oluyordu. Birbirinin etkisi azalır. Yani nötralleşir, tuz ve su oluşur. Tüm şeylerdeki maddelerin sulu çözeltileri elektrik akımı iletir. Evet doğru. Çünkü dikkat edelim burada asitli de bazlı da tuzlu da bütün hepsi iyonlaştığı için hepsi elektrik akımı iletir. Tuzlu su da elektrik akımı iletir. Aynı zamanda asitli su da bazlı su da. Deney işlerindeki çözeltilerin pH değerleri arasındaki ilişki iki büyüktür. Bir büyüktür üç. Bir bakalım şimdi. Bir kere en büyük şimdi burası neydi? Sıfır. Burası on dörttü. Burası da yediydi. Şimdi burası Asitti. Asitti. Burası baz özelliği gösteriyordu. Dolayısıyla şimdi X nerede? Pardon 1 nerede? 1 asitte. 1 buralarda bir yerde. 2 nerede? Nötrde. 2 buralarda bir yerde. 3 e, nerede? Bazda. 3 buralarda bir yerde. O zaman en büyük pH'a e sahip 3'tür. Sonra 2'dir. Sonra 1'dir. 2, 1, 3 demiş. Bu da yanlıştır diyorum. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olduğunu, A seçeneği olduğunu söyleyebilirim. O zaman son sorumuza geldik. Su çöreltinin asidik veya bazik özelliği pH denilen bir ölçü sistemiyle ifade edilir. Zaten bunu biliyoruz. Ve demiş ki 1-2-3 numaralı maddenin su çöreltilerinin pH değerleri yukarıdaki çizelde gösterilmiştir. 1 burada, 2 burada, 3 burada. 1'in asit olduğunu söyleyebiliriz. Tak diye kuvvetli bir asit hatta. Çünkü sıfıra daha yakın. 2 ve 3'ün baz olduğunu söyleyebiliriz. 3 daha kuvvetli baz, 2 daha zayıf bir baz. Çünkü 7'ye yakın olunca zayıflaşıyor. Hangisi söylenemez demiş bakalım. Birinci daltıya batırılan kırmızı turnusör kağıdında, yani asidi batırılan kırmızı turnusör kağıdında renk değişimi gözlenmezken, evet doğru, asit zaten kırmızı yapardı. Kırmızı batırıyorsan hiçbir şey değişmez. İki ve üçüncü daltlarda mavi renk oluşumu gözlenilir. Gerçekten iki ve üçe batırdığın zaman baz oldukları için mavi renk oluşumu gözlenir diyoruz. Birinci daltı limon suyu olabilir çünkü asit bölgesinde. İkinci daltı sirke, hayır sirke asidiktir. Bu yanlış bu arada. Üçüncü daltı tuzlu su olabilir. 3 hayır bu da bazdır dolayısıyla bu da yanlış. ikinci çözelti üçüncü çözeltiden daha az kuvvettir. Evet 2 3'ten daha az kuvvettir bu en kuvvetli baz. bu daha zayıf baz. dolayısıyla bu da doğru. Birinci maddenin su çözeltisinde hidrojenin yolu bulunur. Evet bu H artı yolu verir bunlarsa OH eksi yonu verir. Dolayısıyla bu asit olmasının sebebi zaten bu. Bu da doğru. Cevabımızın B seçeneği olduğu söyleyebiliriz. Hadi bakalım hepinizi meydan okumayı bekliyoruz arkadaşlar. Meydan okumadaki testimizi çözelim ve ardından konumuzu pekiştirmiş olalım. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Donguç Dershane sundu.